Seninle evleneceğim Yuvi. Ve bunu kendi isteğimle yapacağım. O zaman kesinlikle parti yapacağız. Ve biz de boşanmaktan bahsetmiyor muyduk? Kağıtları imzaladık ya. Neden bu kadar şaşırdın ki? Ne olacaksa bırak olsun artık. Bırak olsun. Pasaye duriya phir bhi kam. Bana yüzük takmayacak mıydın? Aa evet Bela tabii. Ek aduri si hamari kahani rahi asman ko zameen ye zaruri nahi ja mile ja mile ishq sacha wahi jisko milti nahi manzile manzile. Neden herkes öylece dikiliyor? Alkışlasanıza. Bırakın onu da alkışlayın hadi. Beni seçerek doğru kararı verdin Ruhi. Güven bana. Evet çocuklar. Yüzük işi de aradan çıktı artık. Hadi bakalım. Dün? Evet. 2 gün sonra. Harika. Gidip alışveriş yapacağım. Yoksa yeni kıyafetler kendiliğinden gelmeyecek. Ve dinle canım. Bana kredi Polom, kartını lütfen. Versene hadi. Hadi lütfen. Ne yüzle buraya geliyorsun? Ha? Nişanlının yanına git hadi. Onunla evlenmeyecek misin? Burada ne işin var? Onun yanına git. Hadi gitsene. Git hadi. Bekle. Bak Mahir. Dışarıda her ne olduysa benim için de sürprizdi. Herkesin önünde birden sordu. Ve durumla nasıl baş edeceğimi bilemedim. Cevabım yoktu. Ne yapsaydım? Hazırlıklı değildim. Ama bildiğim tek bir şey vardı. O da eğer hayır deseydim kan gövdeyi götürecektim Ahir. Ne yaptığımızı farkına varırdı. Planımızı çözerdi. Her şeyi öğrenmesine izin veremezdim Mahir. Bunu biliyorsun. Her şey ortaya çıkardı. Onun planı umurumda değil. Bir sonraki hamlesinin ne olacağını umursamıyorum. Sadece sen umurumdasın. Çünkü seni seviyorum. Sen benim karımsın ve benim sorumluluğumsun. Ben bütün bunları göz yumamam. Hiçbir şey anlamıyorsun Bela. Onun ne kadar tehlikeli biri olduğunu bilmiyorsun. Adam evimize geldi ve bizi ayırmaya çalışıyor. Kurnaz herif. Boşanma kağıtlarını imzalarken ruhum bile duymadı. Kendi ellerimle imzaladım ve... Sen karşıma geçip benden seni böyle bir adama göndermemi istiyorsun. Mümkün değil Bela. Hayır, bunu yapamam. Asla bunu yapmayacağım. Sen benim için çok değerlisin ve bunu anlamıyorsun. Anlıyorum Mahir. Güven bana, anlıyorum. Hiçbir şey anladığın yok Bela. Anlıyorum deme bana. Eğer anlasaydın bunu asla kabul etmezdin ve ben bunu kaldıramıyorum. Bunu yapamam. Mahir, bana bak. Sakin ol. Öncelikle beni kaybetmeyeceksin. İkincisi ise eğer yanımdaysan bana bir şey olmaz. Ama Bela ben... Üçüncüsü ise bu ikisine inan ya da inanma ama ben ne yaptığımın farkındayım. Teklifi kabul etmeye gelirsek sana zaten bunun sebebini söyledim. Onun nasıl biri olduğunu, amacını, her şeyini biliyoruz Mahir. O adam çok kurnaz. Ondan korunmak zorundayız. Gözümün önünde annemi vurdu ve seni hedefe koydu. İmajını yıkmak için mükemmel bir komploydu bu Mahir. Ve benim senden nefret edip seni öldürmemi istiyor. Her şey bir planın parçası. Bütün bunların sebebini anlamak için zamana ihtiyacımız vardı. Ve artık bunu elde ettik. Amacını öğrenmek için 2 günümüz var. İşlerin çözüleceği falan yok Bela. Sana baktı her saniye ben ölüyorum. Sana her dokunduğunda senden her iş olarak bahsettiğinde ölüyorum. Buna göz yumamam artık. Yapamam. Bunu yapamam. Hayır. Biliyorum. Bu benim de canımı sıkıyor ama biliyor musun? Birlikte bu dünyada çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok Mahir. Sadece yanımda ol. Geriye bakma. Sana her zamankinden daha çok ihtiyacım var. Bunu biliyorsun. Tamam. Ne istiyorsan yap ama lütfen beni buna dahil etme. Dahil olmayacağım. Biliyor musun? Sen çok iyi bir adamsın. Biliyorum ama artık bundan nefret ediyorum. Bundan ölesiye nefret ediyorum ve artık iyi biri olmak istemiyorum Bela. Eğer
İki gün içinde o herif aşağılık bir şey yaparsa ve işler çığırından çıkarsa onun kafasını da doğrularını da ezeceğim ve hiçbir şey yapmayacaksın Mahir. Bela. Hayır. Bunu benimle tartışmayacaksın. Seni asla dinlemeyeceğim, tamam mı? Tamam. Ama umarım bunu yapmana gerek kalacak hiçbir şey olmaz Mahir. Sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Ruhi'ye söylediğim yalanlara, onu sana karşı kışkırtmama şahit olsaydın ve buna rağmen hayatta olduğunu bilseydin mutlu olurdun Mahir. Ne olmuş yani? Bugün olmayan şey sonuçta yarın olacak. Zaten o kadar kolay ölmeni istemiyorum ben senin. Yavaş yavaş acı çekerek ölmeni istiyorum. Mutlaka öleceksin. Ve seni ben değil, Ruhi öldürecek. Ben Ruhi'yi özellikle kışkırtıyorum. Çünkü Yılan Kraliçesi'nin masum birini öldürmesini istiyorum. Ve o masum insan sen olacaksın Mahir Seagal. Ruhi tarafından öldürüleceksin. En büyük hedefim sendin. Öleceksin Mahir. Dostum ne diyorsam onu yap ve hızlı yap. Tamam mı? Hadi bakalım. Ortada tuttu. Dikkat et, dikkat et. Güzel, güzel. Işıkçı niye hala gelmedi? Işıkları şuraya koysun, tamam mı? Bunu da merkeze tut. Sakın yanlış yapayım deme. Düzgün yap. Hadi bakalım. Anne gelmişsin. Mavi kumaş nerede? Hangisi? Şu büyük ipek kumaş. Baksana Yuvi. Tamam ben hadi. Çabuk getir. Tanrı'ya şükür. Tamam anne dinle şimdi. Senden küçük bir isteğim var. İşi çocuklar yapacak ama sen onlara göz kulak ol. Bu kumaş tavana asılacak ve dalgalarla inecek aşağıya ve dört kenara da yayılacak. Lütfen sen bütün dikkatini onlara ver, tamam mı? Hadi bakalım. Bu şan... Sen de gelmişsin, hadi bakalım. Archie! Yine ne var Yuvi? Ne oldu? Baba siz ne yapıyorsunuz? İçecekler oğlundan daha mı değerli yani? Bu benim müzik törenim ve siz içiyorsunuz. Elma suyu. Eğer bir şeyler içmezsek törende nasıl dans edeceğiz? Vay söylesene. Be ne laf ama. Sesini kes ve bırak şunu. Bardağı bırak ve gel hadi. Bela girdiği zaman sadece şu ortadaki mum yanacak. Diğer bütün ışıklar sönecek. Beni anladın değil mi? Tamam. Çünkü onun girişini şöyle olmasını istiyorum. İşte böyle. Kim o? Bunu kim yaptı? Aa Mahir abi. Bu törenin hazırlıklarıyla ne kadar uğraştım Tanrı bilir ve sen hepsini mahvettin. Neyse gel ve bana yardım et. Sende DJ'in numarası vardı, arasana onu. Telefonun çalışıyordur değil mi? Tamam. Diğerlerini de ayarla, hadi bakalım. Bela tüm bunlara artık dayanamıyorum ben. Bela! 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 Neden geldim? Benim burada ne işim var? Burada ne arıyorum ben? Belki onun planını öğrenmeme yarayacak bir şey bulurum. Hadi anne, bu asla olmaz. Bütün daha düzenlemeler hallolur. Lütfen sen git ve hazırlan. Tamam bak, sana bir şey söyleyeyim. Hep şüphem vardı. Neymiş? Her zaman Mahir abi benden daha çok sevdiğini düşündüm anne. Öyle mi? Şimdi ne hissediyorsun? Şimdi artık eminim. Gerçekten sen de beni seviyorsun. Mahir demişken abim nerede? Onu bir yere falan mı gönderdin? Nerede? Göremedim onu. Çok oyalandın. Hadi git hazırlan hadi. Tamam tamam. Neden telefonu açmıyorsun Bela? Neredesin? Yuvi ile evleneceğim ve bunu kendi isteğimle yapacağım. Yani ne olacaksa olsun artık. Bırak olsun.
Telefonu neden açmıyorsun? Vay Rui, ne manzara ama. Bu insanlar düğün evini süslüyor. Sense Mahir'in ecelini hazırlıyorsun. Bundan sonra sen istesen de istemesen de Mahir senin ellerinde ölecek. Bu büyülü taşlı yüzük değil mi? Vikrant'a nereden gelmiş? Bu bizi doğuranlarla konuşabilmemiz için kullandığımız yüzüğün aynı. Annem anlatmıştı bunu. Öldüğünü sanıp onunla iletişim kurmak için yüzüğü ararken kaybolduğunu fark etmiştim. Demek ki çalınmış. Yani yüzüğü Vikrant çalmış. Ama Vikrant bu yüzükle ne yapacak olabilir ki, anlayamıyorum. Sadece akrabalarımız için endişeleniyordum Rui. İkimiz farklı klanların yılanlarıyız. Asla kabul etmezler bunu. Evet, eğer ailem hayatta olsaydı onları bu beraberliğe ikna edebilirdi ama ne yazık ki hiçbiri hayatta değil artık. Bunun için yapabileceğim hiçbir şey yok. Vikrant'ın ailesi öldüyse bu yüzükle ne işi olabilir? Bunu niye çalsın ki? Hiç anlayamıyorum. Vikrant? Rui, buradasın. Evet, gelemez miyim? Gelebilirsin tabii ama ben burada yokken buraya gelmen tuhaf ama hoşuma gitti. Sadece gelecek planımızı öğrenmek istedim. Çünkü hiçbir şey bilmiyorum ve bir sonraki hamlenin ne olduğunu merak ediyordum. Söylesene, evliliği duyurdun ve düğünden sonra ne olacak? İlk gecemizi kutlayacağız. Şakanın sırası değil Vikrant. Bir sonraki hamleni gerçekten merak ediyorum. Ne yapacaksın? Söyle bana. Sana fazla kafana takma demiştim. Ben her şeyi hallediyorum. Ama Mahir'den kurtulacağın ve artık karısı olmayacağın için mutlu olmalısın. Bunu kutlaman lazım ve şimdi elinde ne var bana onu söyle hadi. Ne? Ruhi, ne saklıyorsun? Ne demek istiyorsun? Ne var elinde? Aa, bir hediye. Bana mı? Hı hı. Neymiş? Göster hadi. Düğünden sonra. Eğer bir hediye ise bana onu vermen gerekiyor. Bu bir sürpriz Vikrant. Sadece düğünden sonra gösterebilirim. Düğünden sonra ben de sana hediye vereceğim ama çok merak ettim. Hayır, sana düğünden sonra hadi göstermeye karar onu verdim. Gövi, sen Bela'yı gördün mü? Aa, Mahir abi. Tam zamanında. Ben gidip hazırlanacağım. Hı, ne oldu? Sen de hazırlan artık. Herkes aşağıda bekliyor. Tamam. Üstümü değiştirip geliyorum. Görüşürüz. Neler oluyor? Ha? Ne olduğunu biliyorsun. Ne yaptığını biliyorum ama nedenini bilmiyorum. Neden onun odasına gittin Bela? O haliniz neydi öyle? Beni dinleyecek misin sen? Neden seni dinleyeyim ki? Sen beni dinliyor musun? Sana o tehlikeli onun odasına gitme dememiş miydim ben? Ve sen onun odasına yalnız gidiyorsun. Bela, ne söylersem söyleyeyim fark etmiyor. Senin için sadece zırvalıyorum ve umurumda değil. Odasına ipucu bulmaya gittim. Öyle mi? Bu kadar büyük bir risk alıp kanıt bulmaya gittin yani. Zamanımız kalmadı Mahir. Risk almak zorundayız. Tamam. İstediğin kadar risk al ama kimse öfkeme engel olamaz, tamam mı? Of Mahir! Ne Mahir'i Bela? Sen... Ne diyorsun Bela? Bir kere önce söyle bana, neden senin elini tutuyordum? Biliyor musun? Unut gitsin. Hey, unutayım mı? Ne unutması? Tüm hikayeyi dinlemek istiyorum.
Hadi şimdi hemen anlat bana. Sana ciddi ciddi her şeyi anlatmaya çalışıyorum ama dinliyor musun beni? Sürekli sözümü kesiyorsun. Yok risk alıyorsun, yok elini tutuyorsun. Saçma sapan sorular, hiçbir şey anlatmayacağım. Yeter tamam, artık. Tamam, dinliyorum. Söyle hadi. Odasına gittiğinde... Oradan değil, elini tuttuğu yerden anlatmaya başla. Çünkü ona bir hediye aldığımı söyledim. Ne? Yine mi bölüyorsun? Tamam, konuşmuyorum. Dinliyorum hadi. Ona hediye falan almadım. Odayı ararken beklenmedik şekilde içeri girdi. Ben de o sırada ne diyeceğimi bilemedim ve niye geldiğimi söylemem lazımdı. Aklıma gelen ilk yalanı uydurdum. Ona hediye aldığımı söyledim. Mutlu musun şimdi? Mutluyum ama biz başka bir şey konuşuyorduk. Başka, evet. Kıskançlıktan. Bundan konuşuyorduk. Tamam, affedersin. Kıskanç davranmayacağım. Sen ne söyleyecektin söylesene hadi. Sana aradığım ipucunu buldum diyorum Mahir. Ne kanıtı canım? Kanıt bu işte, koku. Sen bir şeyler içmişsin. İçmek mi? Ne alaka? Şuraya baksana bir. Ne var orada? Hiç. Misafirler geldi canım, baksana. Müzik töreni başlayacak, gidip onları karşılayalım olur mu? Tanrım, onu kim çağırdı? Misafirleri çağırmışsın canım. Ben misafir miyim? Evet, doğru. Sen davetsiz bir felaketsin. Kuhu. Kapa çeneni. Evlenmişsin ama hala babanın evindesin. Haline bak. Baba. Kuhu canım. Andy. Mahir biliyor musun? Bu Yuvi. Yani sahte Yuvi. Annesi de işin içinde. Onunla konuşuyor. Bunun anlamı burada her ne yapıyorsa birlikte yapıyorlar. Ve ben onun kim olduğunu bilmiyorum. Yıllardır saklamış. Yıllardır saklamış da ne demek Bela? Mahir konuya odaklanır mısın? Ne söylediğimi anlamaya çalış lütfen. Bak dinle beni. Emin olana kadar sana her şeyi açıklayamam zaten Mahir. Bak Bela, bu adam hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bana onun Yuvi olduğunu söylüyorsun, kabul ediyorum. Bana o sahte Yuvi diyorsun, onu da kabul ediyorum. Ne dersen de güveniyorum. Eğer yaptığın şeyden eminsen, ben sonuna kadar arkandayım. Bu yüzden gözüm kapalı inanıyorum sana Bela, tamam mı? Bana bir kez daha güven Mahir. Tamam Bela, artık sana hiçbir soru sormayacağım. Ama unutma, bir gün gerçek her neyse hepsini anlatacaksın, tamam mı? Unutma lütfen. Neden bana bu kadar güveniyorsun peki? Bela, aslında dürüst olmak gerekirse ben gözüm kapalı kalbimi dinleyecek biri değilim. Böyle biri değilim. Bana o gerçek değil, sahte Yuvi dediğinde veya işin içinde annesi var dediğinde inanamam. Ama Bela, aptal değilim. Olup bitenleri izliyorum. Bunların arkasında büyük bir sır olduğunu görebiliyorum. Kendim de olayları değerlendiriyorum. Ben de akıllıyım. Ben de bu sahte Yuvi'nin kardeşimle alakası olmayan şeyler yaptığını fark ediyorum. Hareketleri, sözleri, eylemleri kardeşimin yapacağı şeyler değil. Onu elma yerken gördüm Bela. Kardeşimin elmaya alerjisi var. Asla elma yemezdi. Hatırlıyor musun Bela? Barda bir kızla tanışmıştık. Sana tıpatıp benziyordu ve sen olduğunu söylüyordu ama ona inanmamıştım ben. Hatırladın mı? Ben Bela'yım Mahir. Mahir, gerçek Bela benim. O yalan söylüyor. Bana güven. Beni dinle lütfen. Senin hangisi olduğunu biliyordum. Benim Bela'm kim biliyordu? Ve Bela, hatırlıyor musun, sana bahçede gösterdiğim bir işaret vardı hani. Tüm bunları düşündüğümde söylediklerinin mümkün olduğunu hissediyorum ben. Onun sahte Yuvi olması mümkün. Ama tam olarak nasıl olduğunu anlayamıyorum şu anda. Bela, merak etme. Burada bir işler döndüğünün farkındayım ben, biliyorum. O bir sahtekar. Bu kör bir güven meselesi değil. Endişe etmene hiç gerek yok. Yakında gerçekler ortaya çıkacak. Bu sahte Yuvi'nin ardındaki gerçekler neyse bulacağız. Sen endişelenme. Bu sahte Yuvi'nin gerçekte Vikrant olduğunu biliyorum. Ama Vikrant'ın aslında kim olduğunu bilmiyorum.
Bunu öğrenmem gerek. Annesinin hayatta olduğunu neden benden sakladı? O kadın kim ve nerede saklanıyor? Kim? Kim var orada? Dolunay gecesindeyiz. Hemen derimi değiştirmeliyim. Ama hayır. Buna vaktim yok. Hemen hazırlanmam lazım. Evlilik yola çıkmadan önce çok hazırlık yaptığım kötü bir kazadır. Bu bayağı iyiydi hadi. Eski yaralarını saran oydu üstelik, değil mi? Keyfimize bakalım çocuklar. Bakın. Bugün tekrar kanıtlandı ki kimsenin benim olana el uzatmasına izin vermem. Hiç kimseye. Benden bir şey alamaz. Kim senden ne alabilir ki? Kardeşinin elinden gelini kaptın. Ah. Bella benim karım. Ve Mahir abi de onunla evlenerek en büyük hatasını yaptı. Ben de onun yanlışını düzeltiyorum. Konu kız olunca Yuvi'nin kimseyi tanımayacağını gösteriyorum. Aa, bakın! Gelin geliyor! Herkes buraya baksın! Annem İngilizce konuşuyorsa keyfi yerinde demektir. Hadi çocuklar, alkışa devam edin. Tanrım, şuna bir bakın. Harika görünüyorsun. Mükemmelsin. İyi misin oğlum? Özür dilerim Mahir. Ben çok kötü bir anneyim. Hayır anne, sen neden böyle söyledin ki? Senin suçun değil bu. Bu benim suçum oğlum. Bir oğlumun kalbini kırıp öbürüne bir yuva kurdum. Bir anne bundan daha büyük bir hata yapamaz. Anne, hayır. Böyle söyleme lütfen. Her ne oluyorsa bunları hep konuştuk seninle. Beraber karar verdik değil mi? Senin hatan değildi. Ama hep sana haksızlık ediyoruz. Çok üzgünüm. Merhaba. Bana sarılmak yok mu? Evlenmeden önce sarılmak da neymiş, onu öpsene. Andy biz evlenmeden önce bana sarılır öperdi. Hep aynen böyle. Eminim ki Vikrant'ın o büyülü yüzükle konuştuğu kişi bu kalabalığın içinde bir yerde. Odamda gördüğüm mor yılan... Vikrant'la beraber olan kişi. Ve eğer bu yüzüğü takarsam, eminim o yılanın gözlerinden tanıyacağım. Ve sonunda gerçekler ortaya çıkacak. Ne kadar sıkıcı bir ortam. Hadi, ışıkları karartın da müzik açın biraz, hadi, hadi. Canım senle
Birlikte ilk dansımızı edelim mi? Sakıncası yoksa birlikte dans edebilir miyiz? Ne dersin sevgili kardeşim? Her şeyi fark ettiğine göre sana bir şans vereceğim. Bela'ya iyi bak. Sana her zaman iyi bakacağım Bela. Ama onun sana dokunmasına dayanamıyorum. Gerçekten Bela, o adamın yanında olmasına katlanamıyorum. Sanki onunmuşsun gibi davranmasına ve senden karısı olarak bahsetmesine tahammül edemiyorum. Düşünüyorsun Mahir? Ben durumdan memnun muyum? Öyle mi sanıyorsun? Kıskanıyorum ve sinirleniyorum. Her şey ne zaman bitecek Bela, söyle. Bu gece. Ama ondan önce çok aptalca bir şey yapmam gerek. Ve çok kaba. Üzgünüm. Özür dilerim Mahir. Bu bizim son dansımızdı. Ve daha fazla devam etmek istemiyorum. Artık bırakıyorum. Evliliği mi bitiriyorsun, dansı mı? İkisini de. Harika. Bence müziği değiştirmenin vakti geldi. Ne dersiniz çocuklar? Müzik değişsin. Daha enerjik bir şeyler çalın. Gözlerini tanıyabilirim. Yapacağım. Bakalım nereye kaçacak. Vikrant'ın dostu ve benim düşmanım kimmiş göreceğim.
büyülü yüzük beni doğrudan o sütuna doğru çekiyor. Şu an orada biri var. Ve bir çift yılan gözü orada parlıyor. Ne yapıyor? Neden oraya gidiyor? Burada neler oluyor? Gerçekleri biliyorum. Oğlun gibi sen de bir yılansın. Yani rol yapmayı kes artık ve kendini göster. Seninle konuşuyorum. Dinliyor musun? Polumi? Bu senin gerçek adın mı değil mi onu bile bilmiyorum. Kendini göster ve bana cevap ver. Seninle konuşuyorum. Duyuyor musun? Bana bak. Ve tüm bunları neden yaptığını söyle. Oğlunla neyin peşindesiniz söyle. Cevap ver bana. Seninle konuşuyorum. Neden gülüyorsun? Yani hiçbir şey umrunda değil öyle mi? Tamam. O zaman seni kendi yöntemimle halledeceğim. Sana son bir şans veriyorum. Sorularımı cevapla. Tüm bunları neden yapıyorsunuz? Gerçek yüzünü göster. Bana yüzünü göster dedim. Sana söylüyorum Polumi. Beni duyuyor musun? Cevap ver bana Polumi. Cevap ver. Polumi, Polumi. Rui. Onu öldürdün. Öldürmek mi? Ne demek istiyorsun? Ölmüş olamaz. Ona bak, galiba bayıldı. Ruhi nabza atmıyor, ölmüş. Bu ne? Boynunda yılan ısırığı var. Ruhi sen yoksa doğruları buldun ve onu öldürdün mü? Sana ne söyledim? Sana onu öldürmediğimi söyledim. Hala soruyor musun bana? O zaman neden burada? Sen neden buradasın? Çünkü... Hayır. Ona büyülü yüzüğü bulduğumu anlatamam. Ve yüzükle annesini aradığımı da söyleyemem. Ruhi nereye daldın? Bana neden buraya geldiğini o söyle. O iyi değildi. Ben de kontrol etmek için arkasından geldim. Sonra da onu ısırdın yani. Bunu
yapmadım Vikrant. Senin sorunun ne? Bana güvenmiyorsan nasıl olacak bu? Onu ben öldürmedim. Hiçbir şey yapmadım. Tamam tamam sakin ol. Tamam tamam sakin. Aman tanrım deli değiştiriyorsun sen. Yani bugün dolunay ve en uzun dolunay gecesi. Artık burada neler olduğunu anlayabiliyorum. Ruhi sen de iyi biliyorsun. Ben ve Işak'a ay ışığına dayanabiliriz ama sen dayanamazsın. Kalabalıkta insanlar seni deri değiştirirken görürse bu büyük sıkıntı yaratır. Tüm bunlar ay yüzünden oluyor ve bunun sen de farkındasın Ruhi. Deri değiştirirken ne yaptığının farkında olmazsın. Herkesi tehlike olarak görürsün, onlara saldırırsın. Ve sonra da çok zayıf düşersin. O zayıf anında onun sana saldıracağını sanmış olman muhtemel. Onu bu yüzden öldürdün. Sen bunu bu yüzden yaptın. Kendini koruduğunu sanıyordun. Hepsinin sebebi işte bu. Bu yüzden yaptım ben bunu. Ben yapmadım. Vikrant neden tekrar tekrar aynını söylüyorsun? Bana güvenmiyor musun? Yalan mı söylüyorum? Geldiğinden beri söylüyorum. Onu ben öldürmedim. Dinlemiyor musun beni? Bela nerede? Bilmiyorum abi. Onu hiç görmedim. Dürüst olmak gerekirse onu merak etme. O artık senin problemin değil. O Yuvi ile beraber... Yüce Tanrım, olamaz. Umarım her şey yolundadır. Burada hiçbir şey doğru değil. Onu ben öldürmedim Vikrant. Onu öldürmedim, güven bana. Sana söylüyorum, beni hiç dinlemiyorsun. Onu ben öldürmedim. Ben seni dinliyorum ama sen de beni dinle. Deri değiştirirken sağduyunu yitirirsin ve insanlara ne dediğini bile unutursun. Ona her ne yaptıysan aynısını bir zamanlar bana da yapmıştın. Ama bu çok uzun zaman önceydi Vikrant ve daha çocuktum. Artık öyle değilim ki ben. O zaman Ruhi burada ne yaptığını açıklayabilecek misin? Onu kim öldürdü? Boynundaki iz nasıl oluştu? Onun boynunu kim ısırdı? Bu odaya gözünün önünde yürüyerek geldiğini söyledi. O halde nasıl öldü? Onu kim öldürdü? Söyle. Gözümün önünde ölmedi. Ben buraya geldiğimde ölmüştü. Sen buraya geldiğinde de ölmüştü. Anlamamakta ısrar ediyorsun. Bırak artık. Sen ay ışığına asla çıkamazsın, unuttun mu? Işığa çıkarsan derini değiştireceksin ve kontrolünü kaybedeceksin. Ve aynı şeyi tekrar yapacaksın. Vikrant, şu an aklım başımda değil. Şu an aklım başında ama biraz önce değildi ve onu isteyerek öldürdüğünü söylemiyorum. Yanlışlıkla yaptın ama sorun yok. Ne yapıyorsun? Cesedini buradan götürüyorum. Eğer biri onu böyle görürse ortalık karışır Ruhi. Ne olacak? Onu ben öldürmedim ki. Ruhi onu isteyerek öldürmediğini biliyorum ama ben sana yardım etmek için buradayım. Merak etme. Onun cesedini ormana atacağım. Orada bir sürü hayvan var. Sabaha kadar kemikleri bile kalmaz. Bunu neden söylüyorsun? O bu evin bir parçasıydı. Bu aileden biriydi. Onu böylece öldürmüş ama olamam. Ama yaptın ben. Ruhi. Cesedi de gözünün önünde burada yatıyor ve eğer biri onun cesedini bulursa ve yılan ısırığını görürse başın tekrar büyük derde girecektir. O kız herkesin önünde senin bir yılan olduğunu söylemişti. En çok senden şüphelenecektir. Bundan sonra ben ona tokat atsam da susmaz. Bu kez sana Mahir bile yardım edemez. Vikrant! Vikrant ben... Ruhi merak etme. Ve bırak şu cesedi buradan götüreyim, tamam mı? Böylece intikamımızı almaya yaklaşacağız. Yanlış bir şey yapma. Evet. Ben de senin gerçeklerine çok yakınım Vikrant. Hem de çok yakınım. Bela. Hadi abi. Girmeden kapıyı çalman gerektiğini bir çocuk bile bilir. Hı?
Ve biliyorsun ben ve Bella da... Evleneceğiz ve ne kadar sabırsız olduğumu da bilirsin. Senin ne tür bir insan olduğunu biliyorum ben Yubi. Ama neden aranıza girdiğimi inan ben de bilmiyorum. Lafı ağzımdan aldın abi. Belki zamanlaman kötü. Belki de bizi rahatsız etmen için bilerek gönderdiler seni. Kim bilir? Çünkü birileri hayatımı harcayıp beni yok etmek istiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.